Bugün 3 Temmuz 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Sivas katliamının 28. yılında Madımak Oteli'ne yürüyen yüzlerce kişi faillerin yargılanması talebini bir kez daha dile getirdi. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, bu katliamda sorumlu olanları, katilleri serbest bırakanları ve davayı zaman aşımına uğratanları affetmiyoruz. Sivas'ı unutmadık, unutmayacağız dedi. 15. dönem idari yargı adaylarının ödül töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı mensuplarına adil olma çağrısı yaptı. Bakan Gül, yargı ele geçirilecek bir merci değildir. Asla ve asla el değmeyecek, el uzatılmayacak bir mercidir dedi. Gül ayrıca, dosya ve delilden haberi olmayanların oluşturduğu kampanya, adil kararınızı asla engellemesin diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Nur Sürer ve Ercan Kesal'ı hedef göstererek Türk devleti hainleri bu alandan temizlemeli dedi. Nur Sürer ise, ülkeyi uçuruma sürükleyen insanlarla hiç ilgilenmiyor, karanlığın mucitleri bunlar diye yanıt verdi. Sedat Peker'in videoları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili yorumlar yapan İrfan Aydın gözaltına alındı. Peker ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Aydın'a destek olunmasını istedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi olan Yahya Birinci de evinde gözaltına alındı. Birinci, Sedat Peker'e yazılan Reis şarkısını söyleyip iktidarı eleştirmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, müteahhit tırların 2014'te Hatay ve Adana'da durdurulması davasında 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. 18 sanık, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı 2020 yılı Dini Özgürlükler raporunu yayınladı. 200 ülke ve bölgedeki durumun değerlendirildiği raporun Türkiye bölümünde Müslüman olmayan dini azınlıkların ibadetlerini yerine getirmede sorunlarla karşılaştığı, ayrımcı ve nefret dininin hedefi haline gelebildikleri vurgulandı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Anne Merve Akman kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri açıkça yer almıştı. Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki çocuk hakkında mahkemeye yaptıkları devlet koruması talebinin kabul edildiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamak için devletten izin talep ettiğini, ancak hiçbir gerekçe sunulmadan talebin reddedildiğini duyurdu. İmamoğlu'nun bu gelişmeyi açıkladığı videosunun ardından İçişleri Bakanlığı'ndan bağış toplama izni verildi. İçişleri Bakanı Soylu da gazetecilerin soruları üzerine "Ben dünyanın en kötü adamıyım" dedi. Oyuncu Deniz Çakır, Beşiktaş'taki bir kafede başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçı Kartal Tibet hayatını kaybetti. Küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan Üveyik ve Elmabaş Patka, Merkez Av Komisyonu'nun 25 üyesinden 5'inin şerh kararıyla bu yılda avlanacak türler listesine alındı. Komisyonda sadece kaya sansarının Türkiye genelinde avlanması yasaklandı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetişkin nüfusun %50'sinin aşılandığını, hedefin 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'na kadar %70'e ulaşmak olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, kısıtlamaların gevşetilmesi, seyahatlerin artması, kalabalıkların bir araya gelmesi nedeniyle Avrupa'da Covid-19 vakalarının %10 arttığını açıkladı. Sırada ekonomi haberleri var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemide büyük yara alan eğlence sektörü için yasa teklifi verdi.
Konser düzenleyen bir sanatçının eğlence vergisi nedeniyle bilet gelirinin %91'ini masraflara ayırmak zorunda kaldığını belirten İlgezdi, eğlence vergisinin %0 olması için kanun teklifini meclise sundu. Resmi gazetede dün yayınlanan kararla, kamuoyunda faizsiz konut edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerinin 21'inin faaliyetlerine son verildi. Türk Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesinin ardından 2500 kişinin işine son verildiği iddiasını yalanladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, THY sendika protokolünü imzalamayan 24 kişi çıkarılmıştır denildi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere %15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergi kaçırması önlenecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Price şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmeden çekilme, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik uluslararası çabalar içinde bir geri adım. Tüm devletleri toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemeye ve bunlara karşı tepkilerini güçlendirmeye çağırıyoruz." Amerika, 2021 İnsan Kaçakçılığı raporunda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. Raporun tanıtımıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'de çocuk asker yetiştiren ve kullanan Sultan Murat Tümeni'ne maddi destek sağladığının tespit edildiğini söyledi. Yetkili, "Türkiye'ye özelde saygı göstermekle birlikte ilk kez bir NATO ülkesi çocuk askerlerin önlenmesi listesinde yer alıyor," dedi. Afganistan'daki en büyük NATO hava üssü ve ABD güçlerinin ana karargahı olan Bagram, NATO askerlerince tamamen boşaltıldı. Üs, Afgan ordusuna teslim edilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi konusunda henüz karar alınmadığını açıkladı. Bakan Akar, "Temaslar sürecek, görüşmelerden çıkacak sonucu Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ele alacağız, onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz," dedi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın belediye başkanı Halsema, şehrin geçmiş köle ticaretindeki rolü nedeniyle özür diledi. Halsema, "Acımasız tarihle yüzleşme zamanı," dedi. Kanada'da şimdiye kadar görülen en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği Litton köyünün %90'ı orman yangınlarıyla kül oldu. Bölge milletvekili Brett Wiss, "Yaşamımı kurtardığım için şanslıyım. Köyden geriye pek bir şey kalmadı, yangın her yerdeydi," diye konuştu. 1 Temmuz Kanada günü, Katolik yatılı okullarında işkence ve istismara uğramış yüzlerce yerli çocuğun mezarının birbiri ardına bulunmasının gölgesinde geçti. Britanya sömürgeciliğinin simge ismi Kraliçe Victoria ve Kraliçe 2. Elizabeth'in heykelleri devrildi. Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık plastik ürünlere getirilen yasak bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Plastik, tabak, çatal, bıçak, kulak çubuğu, pipet gibi çok sayıda ürün yasaklanacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emre Eren Korkmaz, Genç Bilim Podcast'inin bu bölümünde Oxford Üniversitesi'nden biyolog Dr. İrem Serpil Öz'le kalıtımdaki yeni gelişmeleri konuşuyor. kısadalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.